Merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün saçlarımızı kızıl boyuyoruz. Ben dün saçlarımı açtım. Açma videosunu tekrar çekmedim. Çünkü daha önce iki tane daha açma videosu çekmiştim. Gerçi onlara göre çok daha açık yaptım. Ama ilk açtığımda karamel tonlarına kadar açmıştım. İlk açışım olduğu için. İkincisinde turuncuya kadar açmıştım. Bu sefer bayağı sarı tonlarına kadar istediğim kadar açıldı. Sadece şöyle bir problem oldu. Ben hani dipleri çok daha hızlı ve çabuk açılıyor diye buradan itibaren önce boyamaya başladım, beklettim. Daha sonra kalan kısmını boyadım. Ama buralarında da boya olduğunu hesaba katmadım. O yüzden boya olan dipler açılmadı. Oraları biraz daha şuradan başlamalıydım. Tam burası da gelen kendi saçlarımın dipleriydi. O yüzden onları en son yaptım. Onlar açıldı. Buralar açıldı. Daha önceden sürdüğüm için, ama şurada küçük bir kısım kaldı ve aşağılarda da yeşillikler, mavilikler kaldı. Daha sonra dedim ki boyamadan tekrar bir o yeşillik, mavilik kalan yerleri tekrar bir açayım diye düşündüm, ama saçlarıma baktım. Hem şuraları falan özellikle böyle çok daha böyle sertleşmeye başladı ve biraz böyle hafif hafif sündüğünü hissediyorum saçlarım. Çünkü son 2 ay içerisinde yaklaşık 3 kere falan açtığım için biraz saçlarım yıprandı açıkçası. O yüzden tekrar sürmek istemedim. Sonradan vazgeçtim. İnşallah kızıl boyadığım zaman oralara da düzgün tutar. Çok fazla renk eşsizlikleri olmaz. Olursa da üstüne tekrar bir daha sonra bu boyayla ya da başka bir boyayla boyayarak onları kapatmaya çalışacağım. Onları o zaman düşüneceğim ne yapacağımızı. Şimdi boyaya geçebiliriz. Bu boya setimi kullanacağım. Ben bunu Şok Market'ten almıştım. Siz başka yerlerden de bulabilirsiniz. Çok kolay bulabileceğiniz bir şey. Tam olarak ne aldığımı söyleyeyim. Jeans Color'ın biber kızılını aldım. Daha önce başka bir kızılını almıştım. Koyu bir kızıldı ama tam ismi neydi hatırlamıyorum. O zaman dediğim gibi açmadan yaptığım için tutmamıştı. Şimdi bunu kullanacağız. Bu şekilde şişesinden sıkıp sıkıp da kullanabilirsiniz istiyorsanız. Nasıl rahatınıza geliyorsa öyle yapın, ama ben bunun içerisine sıkıp oradan böyle fırçalarım ve taraklarım yardımıyla kullanmayı düşünüyorum. Benim için öyle çok daha pratik oluyor. Bu şekilde birazdan şişesini açıp tamamını içine sıkacağım. Şöyle rengini de göstereyim. Harika bir renk gözüküyor ve uzun zamandır işte mavi kullandım, lila mor kullandım. Kızılı bayağı özlemişim artık. Şu renk yani çok hoşuma gidiyor şu an. O yüzden artık bir an önce kızıl olmak istiyorum. İnşallah eşitsizlikler falan da olmaz. O zaman şimdi ellerime hemen bir eldiven giyiyorum. Ondan sonra boyamaya başlıyoruz. Evet, eldivenlerimi giydim. Boyamaya hazırım. Kalanların hepsini de şişeye döküyorum. Bu saçınıza yeterli gelecektir. Belki artabilir bile duruma göre. Şu şekilde kalanı da döküyorum. Her zaman dediğim gibi saçlarınızı boyamaya başlamadan önce evde giydiğiniz, dışarıda giymediğiniz eski bir tişörtünüzü giyerseniz iyi olur. Ben her boya yaptığımda bunu giyiyorum. Üstünde artık boyalıkları var. Şu an gözükmüyor ama ben her seferinde bunu giyiyorum. Yani normal boyalar yine bir nebze çıkıyor kıyafetlerden, ama özellikle bu renkli boyaların kıyafetlerden çıkması imkansız gibi bir şey. Çıkmıyorlar. Ben en azından çıkartamıyorum. Şöyle biraz döktüm. Sonra kalan ihtiyacım oldukça dökerim. Şu şekilde. Bu arada bunlar karışmış olarak geliyorlar. Yani içerisinde başka hani normalde şuraya fışkırış diyorum. Biraz önce bir şeyler oldu ama onları sileceğim şu an, bilmiyorum. Gittikçe yayılıyor. Söyle kalsın. Normalde kutu boya aldığınız zaman içinde işte oksidan çıkıyor, krem boyası çıkıyor falan. Siz böyle karışım yapıyorsunuz. Ama bunda öyle bir şey yok. Her şeye karışmış halde geliyor. Ve ayrıca özellikle içerisinde kesinlikle bir şey eklemeyin. Ben bir kere oksidan ekledim. Son böyle kalmıyor gibi olmuştu. O zaman saçlarım uzundu. O oksidan eklediğim yerler hiçbir şekilde zaten tutmadı. Boyamamışım gibi bir şey oldu. Şimdi gördüğünüz gibi boyamda alıyorum bu şekilde. Öncelikle dip boyamızı yapıyoruz. Şöyle arkaya kadar götürüyorum. Bu kadar boyadıktan sonra şöyle ucuyla ayırıyorum. Diğer tarafa atıyorum. Şimdi telefonun karşısında biraz daha zor oluyor, ama ayna karşısında yaptığınız zaman çok daha
kolay yapacaksınız. Daha sonra iki taraflı boyuyorsunuz. Biraz önce attığım kısmın bu arka tarafını boyuyorum şu an. Sonra bu şekilde bu kısmı da boyuyorum. Bu boyaların özelliği amonyaksız, su bazlı olmaları, o yüzden saçınıza zarar vermeyen bir boya. Bunu en az 40 dakika bekletmeniz gerekiyor ama isterseniz 3-4 saat bile bekletebiliyorsunuz. Zarar olmuyor. Aksine bunlar saça bakım yapan boya olarak geçiyor. Ben bu boyayı Neon 1'den aldım. Yaklaşık 17 lira verdim diye hatırlıyorum. Mavi boyayla aynı anda aldım çünkü. Bayağı oldu alalı, bekliyordu evde. Ama 17 lira verdim diye hatırlıyorum. Bir de kargo parası verdim. İşte ikisine ortak. Eğer hani nereden aldığımı detaylı olarak öğrenmek isterseniz bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Aşağıya Instagram ismimi bırakacağım. Ben size direkt aldığım yeri link olarak da atarım. Şimdi buraları biraz hızlı geçmek istiyorum. Bayağı sürecek çünkü. Şu an sol tarafımın bütün diplerini boyayacağım. Daha sonra sağ tarafımın bütün diplerini boyayacağım. Arkaların bütün diplerini boyayacağım. Sonra hiç beklemeye gerek kalmadan kalan kısımları hızlı bir şekilde boyayacağım. Ondan sonra da bekleme süresine geçeceğim. Dediğim gibi en az 40 dakika bekleyeceğim. Daha fazlasını bekler miyim bilemiyorum. Tamamen vaktinizle alakalı. Ben şimdi video çekeceğim için belki çok fazla beklemem. Bu şekilde ayırarak. Evet, ben şimdi hızlanmış bir şekilde devam ediyorum. Görüşürüz. Evet, bütün diplerin boyamasını şu an bitirdik. Şimdi kalan kısımları, uçları, buraları, her yerini boyamaya başlayacağız. Allah'ım ne kadar değişik gözüküyorum şu an. Evet, tamamının boyamasını bitirdim. Şimdi daha rahat ne yapıyorsun? Daha rahat bekleyebilmem için tokayla saçlarımı bağlayacağım. Ondan sonra da gerektiği kadar bekleyeceğim. Sonra yıkadıktan sonra son halini gösteririm. Ve ben geldim tekrar. Saçlarımı yıkadım, kuruttum ve son hali bu şekilde. İlk kez bir boyadığım bir saç bu kadar açık, yani bu kadar iyi tuttu. Hani mavi boyadığımda bile koyu mavi oluyordu. Lila mor boyadığımda böyle koyu bir lila mor oluyordu. Bu sefer ilk kez bu kadar açık bir ton elde edebildim. bu maviliklerin nasıl olduğunu göstereyim size. Burası da böyle koyu kızıl gibi oldu. Böyle hafif geçiş gibi oldu. Hani kötü olmadı. Rahatsız olmadım onlardan da. Normalde ben şimdi uzun süredir kızıl saç kullanıyorum. Kızıl kullanırken hep şey diyordum. Bir ton daha açık olsun, bir ton daha açık olsun. Çok koyu geliyor gözüme diyordum. Şimdi bu sefer böyle en açık tonuna kadar ulaştım. Ama bu şekilde kullanacağımı çok fazla zannetmiyorum. Birkaç hafta geçip aktıktan sonra yine daha önce sürekli kullandığım Sika'ların çilek kırmızısına döneceğim. Ondan sonra o şekilde devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şu son şeyleri söylemek istiyorum. Yüzünüzdeki bu şeyleri her ne kadar çok iyi olmasa da eğer bu şekilde bir renkli boya kullanıyorsanız ve çıkarması çok zor oluyor. O yüzden aseton kullanabilirsiniz. Mesela ben yüzümdekileri o şekilde çıkardım. Normalde bütün yüzümde böyle boya lekeleri vardı. Tırnaklarımdakiler falan hala çıkmadı. O kadar uğraşmama rağmen. Onları şimdi tekrar asetonla biraz daha uğraşacağım.
Kullanması zor bir boya ama hani rengini seviyorsanız, bu şekilde renkleri seviyorsanız kullanabilirsiniz. Ayrıca sormak istediğiniz sorular olursa lütfen aşağıya yazın, hepsini cevaplamaya çalışırım. Ayrıca Instagram'dan da bana ulaşmak isterseniz aşağıya bırakıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Benim hoşuma gitti. Değişik oldu en azından. Denemiş oldum. Bu şekilde bundan da biraz hevesimi alayım. Ondan sonra eski kızıllarıma dönerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.